Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fisher Price'ın Eğitici Köpekçik isimli oyuncağını inceleyeceğiz sizinle beraber. Bu oyuncağın avantajı oldukça yumuşak bir oyuncak. Bazı oyuncakları çocukları tek başına bırakamıyoruz, bazen zarar verebiliyorlar kendilerine. Ama bu oyuncak kendi başına bebeğinizin ya da çocuğunuzun 0-3 yaş arası özellikle oynayabileceği gayet güzel, öğretici bir oyuncak, eğitici bir oyuncak. 3 tane seviyesi var bu oyuncağın. Birinci seviyede eğlenelim diyor, ikinci seviyede bir şeyler öğrenelim diyor, üçüncü seviyede de taklitler yapalım diyor. Her seviyenin şarkıları farklı, birbirinden farklı komutları var. Şimdi bir tek kulağı hariç, diğer bütün işte kulağında, iki bacağı ve kollarında farklı farklı böyle dokunsal şeyine hitap edecek yerler var. Çocuklar bunlara basıyor. Buradaki ışığı onun için gayet dikkat çekici oluyor. Benim oğlum özellikle gerçekten bunu çok seviyor. Bazı yerlerde ayağına dokunduktan sonra hadi turuncu elimi bul ya da işte kırmızı elim nerede diye sorular soruyor. Bu tabii ki biraz daha işte 1 yaşta 2 yaşa doğru renkleri öğrenebilmesi açısından önemli. Benim bebeğim henüz 8 aylık. O şu anda aslında ışığına bakıp bunu tutup sevmekle birazcık vakit geçiriyor. Bu tarz oyuncaklarda şöyle önemli bir şey söylemek istiyorum. Örnek veriyorum, bunu ben oynadım. Uzun bir sürede kullanmayacağım. Bir süre kaldırmak istiyorum. O zaman bu oyuncağın arka tarafındaki pil bölümünden, hatta bu çoğu oyuncaklar için geçerli, pil bölümünden mutlaka bunun pilini çıkarıp muhafaza etmeniz gerekiyor. Pil bölümü de oldukça güvenli. Ben bunu vurgusunu sürekli yapıyorum zaten oyuncak tanıtımlarında. Şimdi çocuklar, benim bebeğim evet şu anda bunu kurcalayamıyor ama bir yaştan sonra çocuklar her şeyi çok merak ediyor ve kurcalamak istiyor. Şimdi bazı çocuk ürünlerinde bu pil kısmının güvenirliği yok. Burada mesela bir vidayla bir ebeveyn ancak açıp pilini değiştirebilir. Bu her oyuncakta yok. Öyle olunca da üzücü vakalarla karşılaşabiliyor insanlar. Bebeğin pili yutması ya da pile dokunması, ağzına alması gibi tehlikeli şeyler olabiliyor. Bu oyuncağın avantajlarından biri de buradaki güvenli duruşu. Eğer uzun bir süre bu oyuncakla oynamayacaksanız pilini çıkarın. Şimdi bu oyuncağın az bilinen bir özelliği daha var. Normal şartlarda kalbine bastığında ya da işte kulaklarına bastığında şarkı söylüyor. Basalım, bir dinleyelim alfabe şarkısını. Evde yalnızsınız ve mutfakta bir işiniz var. Ufak bir iş olabilir bu. Bazen 1 dakika, bazen 2 dakikaya bile ihtiyacımız olabiliyor anneler olarak. Şarkıya bastığımızda bu şarkı en fazla bizim 10 saniyemizi, 20 saniyemizi alıyor. Ben açıyordum, çocuk bakıyordu, mutlu oluyor, eğleniyor. Şarkı bitiyor, tekrar yanına gitmek zorunda kalıyorum. İşte bu özellik aslında çocuğu en azından şöyle bir 5 dakika oyalayabilecek bir özellik. Peki ne yapıyoruz? Kalbine basılı tutuyoruz. Kalbine basılı tuttuğunda oyuncağın içindeki bütün şarkıları en baştan en sona kadar çalabiliyor. Bu da bize ciddi anlamda bir zaman kazandırıyor. Gidip suyunuzu alabilirsiniz, kendinize bir kahve yapabilirsiniz, telefon edebilirsiniz birilerine. Şöyle basılı tutup bıraktığında en baştan bütün seviyelerindeki şarkılarını çalıyor. Birkaç şarkı dinleyelim sizlerle beraber. Bunu dinlemiştik. Yeah.
Evet, bu kadar yeterli. İçinde kırmızı balık var. Artık bir süre sonra siz sıralamayı öğreniyorsunuz. Kırmızı balık biliyorsunuz ki olmazsa olmaz şarkılardan biri. Şarkılarında genel olarak zaten bir şeyleri öğretme üzerine. Bu da güzel bir şey. Örnek veriyorum, işte kurabiye yiyelim, işte havuç yiyelim, üzüm yiyelim gibi komutlar vererek aslında çocuk da bunu duya duya belki işte meyve ya da sebzeye olan olumsuz düşüncelerinde bu oyuncak sayesinde bunu örnek alarak ilerleyen zamanda aşabilir. Kesinlikle tavsiye edebileceğim güzel bir oyuncak. Bu gerçi bebeğin cinsiyeti olmaz ama bu genelde erkek bebeklerin kullandığı. Bir de bunun kız kardeşi var. Daha ince sesli ve daha pembeli bir eğitici köpekçik. İsteyen bunu, isteyen kız kardeşini alıp bebeğiyle güzel vakit geçirebilir. Benim dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.